Bu pembe tişörtlü kişi Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir genç. Diğeri de kendini istihbaratçı olarak tanıtan bir kişi. İstihbarat elemanı Suriye Öğrenci Birliği ve Esad taraftarı genci baskı ve tehditle muhaliflerin yanına geçirmeye zorluyor. Çünkü Suriye Öğrenci Birliği üyeleri 1 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilen Suriye Dostları toplantısını protesto etmişti. Bugüne kadar da 9 Esad yanlısı Suriye Öğrenci Birliği muhaliflerin safına devşirilmişti. Devam edilecek. Bu katliam bitmiyor. Suriye Öğrenci Birliği üyesi olan bu genci 4 kişilik bir ekip bir hafta önce evinin önünden aldı. Suriyeli muhaliflerin tarafına geçmesi için tehdit etti. Kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan bu kişiler, Suriyeli gence ısrarla CHP, İşçi Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği ile ilişkiniz nedir sorularını yöneltti. İstihbaratçılar Suriye'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul ve Gaziantep Konsolosluğu çalışanlarının ev adreslerini de istiyorlardı. Suriyeli genç bütün bu soruların yanıtlarını 5 gün içinde bir CD içerisinde istihbaratçılara teslim edecekti. Tedirgin olan Suriyeli genç Türkiye Gençlik Birliği Başkanı İlker Yücel ile bağlantıya geçti. Esad yanlısı gençle Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yücel, 30 Temmuz günü istihbaratçıların çağırdığı adrese birlikte gitti. İstihbarat elemanıyla Suriyeli genç konuşurken yanlarına İlker Yücel gitti. Yücel'i gören istihbarat elemanı önce şaşırdı. Sonra da istihbaratçının tedirginliği kameraya böyle yansıdı. Karışma. Niye? Basın özgürlüğü var Türkiye'de. İstihbaratçı İlker Yücel'e, "Sen niye geldin? Benim seninle işim yok. Git sen." dedi. Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yücel'in yanıtı da, "İşin yoksa niye beni sorup duruyorsun? Benim seninle işim var. Çıkar kimliğini." şeklinde oldu. İstanbul'un Florya semtinde yaşanan bu olayı yalnızca Aydınlık Gazetesi ve Ulusal Kanal görüntüleyebildi.